Hepinize iyi akşamlar. Epilepsiden daha güçlüyüm sayfamıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz ketojenik diyeti konuşacağımız ve alanında ülkemizde en deneyimli hocalarımızdan biri olan Sayın Uzman Doktor Orkide Güzel Hanımefendi olacak. Orkide hocamı şimdi yayına davet ediyorum. Orkide hocam iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar. Şöyle. Tamam. Evet hocam, Oldu. merhabalar. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar. Öncelikle davetimize nezaket gösterip kabul ettiğiniz için tüm epilepsi hastalarımız adına çok çok teşekkürlerimizi sunarız. Ben teşekkür ederim. Her şeyden önce bugün kaybetmiş olduğumuz meslektaşımızı sizin Evet. ve Biraz. takipçilerimizin huzurunda yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Hocam bu akşam ketojenik diyeti konuşacağız. Bütün detaylarını sizin gibi bu konudaki en deneyimli direkt ağızdan dinleme fırsatı bulacak takipçilerimiz. Evet. Öncelikli olarak çok kısa sizden bahsetmek istiyorum. Orkide Güzel hocamız 1972 yılında Ankara'da doğuyor ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyetini alıyor. 1999 yılında çocuk hastalıkları uzmanlığını tamamlayıp 2006 yılında ise çocuk nöroloji yan dal ihtisasını tamamlar. 2006 Aralık 2007 Haziran arasında ise Boston Çocuk Hastanesi'nde epilepsi ve klinik nörofizyoloji alanında çalışmalarına devam ediyor. Devam eden süreçte 2008 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde nörofizyoloji bilim dalında EMG ve uyarılmış potansiyeller alanında sertifikaları var. Hemen devamında yine yurt dışı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Mayo Clinic'te ve Mercy's Children's Hospital'da ketojenik diyet uygulamaları sertifikasyonlarını tamamlamış. Sonrasında ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Haziran 2010-Ocak 2016 yılları arasında pediatrik nöroloji uzmanı olarak çalışmış. 2012 Haziran ve Şubat 2016 tarihleri arasında ketojenik diyet birimini kuruyor ve oranın sorumluluğunu üstlenmiş. Şu anda ise Charlie Foundation'a bağlı olarak çalışan Uluslararası Akdeniz Ketojenik Diyet Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi olarak çalışmaktadır. Hocam takdire şayan bir background'unuz var. Çok çok tekrardan teşekkür ederiz. Bayağı bir soru geldi. Ortalama yayınımız 1 saat olacak. Biz şu ana kadar gelen soruların neredeyse hepsini size aktarabilecek durumdayız. Ancak yayın esnasında da gelen soruları bir yandan kayıt altına alıyoruz. Onları da size yönlendireceğiz. Müsaadenizle ilk soruyla başlamak istiyorum. Evet. Ketojenik diyet tam olarak nedir hocam? En başta yani şunu söylemek istiyorum. Ben kliğime başvuran hastalara verdiğimiz eğitimlerde de üstüne basa basa şunu söyleriz her zaman. Ketojenik diyet bir diyet değil, bir tedavidir. En başta bunu kabul etmek lazım. Vücut metabolizmasını değiştiren bir tedavidir. Bilimsel bir tedavidir. Çok dikkat edilmesi gereken bir tedavidir. Yakın iletişim gerektiren bir tedavidir. Bunu tekrar söylüyorum. Alternatif tıp değildir, Çin tıbbı değildir. Bilimsel bir dirençli epilepsi tedavisidir. Tabii ki son zamanlarda dediğim aslında 2009 yılından itibaren ketojenik diyetin nöroprotektif olduğu ispatlandığı için birçok makalede zaten son yıllarda çok daha fazla yayın var. Artık 2009 yılından itibaren kafa travmalarında, spinal kort hasarında, ALS'de, otizmde yani santral sinir sistemini ilgilendiren birçok hastalıkta ketojenik diyet tedavisi kullanılmaya başlamıştır. Ama en azından bizim şunu bilmemiz gerekir. Ketojenik diyet dirençli epilepsi Pekala hocam. Tam olarak etki mekanizması nedir? Yani ketojenik bir şekilde beslenen bir hastada ne tedavisidir. olur, neler değişir de epilepsiyi kontrol altına alırız? Tam olarak bunun bilimsel mekanizmasını nasıl açıklayabiliriz? Evet. Aslında çok fazla hipotez var ketojenik diyetin nasıl etkilediğine dair. Birincisini söyleyeyim. Ketojenik diyette vücut metabolizması değişiyor. Vücut metabolizması değişince ne oluyor? Kanda şeker azalıyor ve vücudumuzun diğer yani glikoz azalıyor. Vücudumuzun diğer yakıtı olan keton artmaya başlıyor. Yani bünyemiz sadece beynimiz değil, kaslarımız, böbreklerimiz, vücudumuzdaki bütün organlar ketonla beslenmeye başlıyorlar. Bu daha güvenli ve uzun soluklu bir yakıt. Keton da beslenmeye başlayınca tahterevalinin diğer ucunda yani kan şekeri düşüyor dedim ya, ılımlı hipogliseminin
nöronları tedavi edici etkisi olduğu, ondan sonra nöbetler üzerinde, dirençli epilepsi nöbetleri üzerinde o tedavi edici etkisi olduğu gösterilmiş. Bir ikincisi adenozin. Doğada saptanmış en güçlü antiepileptik. Kanda adenozin artmaya başlıyor. Biz adenozini biliyorsunuz epilepsi tedavisinde kullanamıyoruz. Yaralanma ömrü çok düşük. Ketojenik diyet endojen adenozini artırıyor. Bu da bir diğer etki mekanizması. Potasyum ve kalsiyum kanalları üzerinden de bir etki mekanizması var. Çoklu bir etki mekanizması var. Çok karışık. Halen de tam olarak netleştirilememiş. Ama yani benim en çok hani inancım endojen adenozini artırması. Hipogliseminin bir tedavi edici etkisi olduğu. Şunu söylemeyi unuttum. Kanda aseton, keton nedir? Beta hidroksibütirik asittir. Asetondur. Bunlara keton cisimciği diyoruz. Bunların da dirençli epilepsi nöbetleri üzerinde tedavi edici etkinliği olduğu gösterilmiş. Peki hocam, her epilepsi hastasına ketojenik diyet uygulanır mı? Hayır, bunu özellikle söylüyorum. Tekli ilaç tedavisiyle kontrol altına alınmış. Ondan sonra yıl içinde bir ya da iki nöbeti olan hastalara biz ketojenik diyet tedavisi uygulamıyoruz. İndikasyonu yok ve zaten uluslararası konsensuslarda şu şekilde söylüyor. Eğer bir dirençli epilepsiyle karşı karşıyasınız, iki ya da üç doğru seçilmiş iki ya doğru dozda olması lazım. Doğru seçilmiş iki ya da üç ilaçla eğer nöbetler kontrol altına alınamıyorsa çok fazla beklemeyin. Ketojenik diyet tedavisini başlayın. Tabii ki kardiyoloji izin veriyorsa, hastanın kan değerleri izin veriyorsa, metabolik bir hastalık olarak herhangi bir kontraindikasyon yoksa ketojenik diyet ancak bu sebeplerle başlanabiliyor. Yani bir dirençli epilepsi vakası olması lazım. Ama bir dirençli epilepsi vakasıysa da 2, 3, 4, 5 yani çok uzun yıllar çok fazla ilaç denenerek çocukların dirençli epilepsi nöbetleri altında kalmaması lazım. Yani çocuğun uzun süre dirençli epilepsi kliniğinde olmaması gerekiyor. Yani zaman kaybıdır bu. Bir çocuğa ne kadar erken başlarsanız o kadar nöbete bağlı daha az travma, o kadar erken dil ve bilişsel gelişim, o kadar erken ilaçlardan kurtulma olabiliyor. Ve nöroprotektif etkinliği özellikle 2 ve 5 yaş arası çok daha fazla. Pekala hocam. Nöbet kontrolü üzerinde erken dönem ve uzun dönem yapılan çalışmalarda acaba etkinlik oranı ne kadardır ketojenik diyette? Dirençli epilepsi hastalarından bahsediyorum. Evet, şimdi genelde makaleler şunu söylüyor. Eğer doğru yapıyorsanız bakın yani çok fazla ketojenik diyet adı altında yanlış yapılan işler de var. Eğer ketojenik diyeti doğru yapıyorsanız yani sadece kontak çalıştırmak yetmiyor. Bu ketojenik diyetin bazı virajları oluyor. Onları da doğru dönebilmek lazım. Genelde şunu söylüyor makaleler. İlk 6 ay içinde doğru yapılan ketojenik diyet tedavilerinde %50 oranında çocukların nöbetlerinde azalma bekliyoruz. Ama bu dönemde çocuk küçükse diş çıkarıyorsa, büyük çocuksa bile diyelim 6-7 yaşında diş değiştiriyorsa, herhangi bir sistemik hastalık eşlik ediyorsa tabii ki ketojenik diyetin etkinliği düşüyor. Sadece sistemik hastalık olması yetmez. İdrar yolu enfeksiyonu bile ya da ılımlı bir hipotiroidi bile ki biliyorsunuz çoklu ilaç tedavilerinde tiroid fonksiyonları olumsuz olarak etkilenebiliyor. Bu Evet. dönemlerde ketojenik diyetin etkinliği azalıyor. Ama çocuk tedavide kalırsa 12. ayda genelde %80 azalmasını bekliyoruz. Fakat bazen daha uzayan zamanlarda mesela 18. ayda biz etkinlik gördüğümüz oluyor. 18. ayda ilk ilacını kesmeye başladığımız oluyor. O yüzden şöyle bir şey var. Bu da bilimsel olarak ispatlanmış. Ketojenik diyeti kaldığınız sürece gördüğünüz yararlar artar. O yüzden ketojenik diyet sabır isteyen bir tedavidir. Yani tedavinin süresi uzadıkça ve tedaviye Evet. erken başlandıkça Evet. etkinliğimizin daha yüksek olduğunu Evet, biliyoruz. kesinlikle. Peki Evet. hastalığı hocam, ketojenik diyet etkili olmadı diyebilmek için minimum ne kadar süre tedaviye devam etmek gerekir? En az 3,5 ay. Ama en az 3,5 ay doğru keton seviyesine gitmek gerekir. Yine şunu söyleyeceğim. Hani
birçok merkezde deneniyor şu anda. Bazı hastalar hani ketojenik diyet yaptık zannediyorlar. Halbuki kan ketonu 3'lerde. Kan ketonu 4'lerde. Ben yıllar içinde gördüğüm en az 5 olması lazım. Hatta eğer çok fazla diken dalga deşarjı varsa, 10 saniye içinde çok fazla jenerizasyon varsa bunu kontrol altına alabilmek ancak sabah 4-5, akşam 6-7. Yani bizim normalde 0,1 olan kan ketonumuzun 60-70 kat yükseltilmesi gerekir ve o sınırda tutulması gerekir. Böyle bir ketojenik diyeti yapıyorsanız en az 3,5 ay sabretmeniz gerekir. Ve eğer bu ilk 3,5 ayda düzelmeler başladıysa epileptogenezin sınırlandırılabilmesi için en az 2 yıl tedaviye devam etmek gerekir. Peki toksik etkiden kaçınmak için maksimum dozaj ne olmalıdır hocam keton seviyesinde? Maksimum seviye ne olmalıdır ve hastalar ne kadar sıklıkla keton düzeyi baktırmaları gerekir? Evet. Şimdi ilk bir ay metabolizma değişimi olduğu için kanda 6'lar, 7'ler çocukları olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden biz yavaş yavaş yükseltiyoruz. Ama daha sonra ilk mesela ayda kanda 6'da, 7'de kusan çocuk, rahatsız olan çocuk, böyle hasta gibi yatan çocuk daha sonra hoplayıp zıplayabiliyor. Yani vücut dengesini kurabildikten sonra. Toksik seviye ilk bir, yani hastanın tedavinin hangi ayında olduğuna bağlı. İlk bir ay toksik seviye demeyeyim de, yani hastanın katlanamayacağı seviye 6-7 iken, daha sonra bunlar bizim istediğimiz seviyeler oluyor aslında. Ne kadar sıklıkla ölçmeli? Bu bizim kliniğimizde şöyle. İlk bir ay, ilk diyete başladığı günlerde sabah akşam ölçüyoruz. Genelde ilk bir hafta. Daha Evet. sonra hastanın gönderdiği kan keton seviyelerine göre düzenli olarak tablo haline gönderir hastalarımız. Ve daha önceki günleri de görüyoruz biz o tabloda. Kan şekeri nasıl gidiyor, kan ketonu nasıl gidiyor, ona bakarak karar veriyoruz. Bir süre sonra hastamızı şöyle yönlendiriyoruz. 3 günde bir ölçmeye başlayın. 3 günde bir ölçümler de gelmeye başlıyor. Aa, iyi gidiyor. Yani uçak kalktı ve istediğimiz irtifaya ulaştı. O zaman diyoruz ki haftada bir ölçün. Ama mutlaka hastanın bu ölçümlerini görmemiz lazım. Hastamızla yakın iletişim halinde olmamız lazım. Eğer çocuğun tedavisi stabilleştiyse genelde 10 günde bir ölçüyoruz. Tabii araya giren bir hastalık olmazsa, dediğim gibi bir diş çıkarma olmazsa, bir nöbet artışı olmazsa. Pekala, hemen bir sorumuz gelmiş hocam bu konuyla ilgili. Deniliyor ki ketojenik diyete başladık, nöbetlerimiz üzerinde de etki almaya başladık. Ancak kan keton seviyelerimiz istenilen düzeyde değil. Bu tip durumda yine de yükseltiyor muyuz keton seviyelerini yoksa hastanın kliniğini önceleyip bu klinik bizim için yeterli, uçuş irtifasını arttırmayalım, bu düzeyde devam edelim mi diyoruz? Yok, artırıyoruz çünkü bir süre sonra o ketonlar ona yetmeyecek, ben biliyorum. Yeni hesaplamalar yapmak lazım. Eğer kan ketonu 3'lerde 4'lerde ise o zaman demek ki biz bir yerde hata yapıyoruz. Ya kalorisini yüksek veriyoruz ya oranını düşük gitmişiz. Ha, bir de şöyle bir şey var. Bazen metabolizma onayı 1. ayda çıkıyor. O yüzden biz alıştırma dozunda başlıyoruz. Eğer biz düşük dozdan başladıysak zaten bunlar bizim beklediğimiz seviyelerdir. Ama biz etkin doza çıktıysak ve hala ketonları düşük gidiyorsa ters giden bir şeyler vardır. Ya tiroid hormonlarında bir şey vardır ya ateş olmayan hastanın ailesinin farkında olmadığı bir idrar yolu enfeksiyonu vardır. Dediğim gibi ya diş çıkarıyordur ya çocuk aerosol kullanıyordur. Kış aylarında çok görüyoruz çünkü özellikle ufak çocuklarda bentolin, pulmikort kullanımı. Bentolin etkilemiyor da pulmikort kullanıyor. Bazen belki aile yanlış, diyelim içinde karbonhidrat olmayan sıfır kalorili bir içecek yerine onun normalini, yani şekerlisini almıştır. Onu içiriyordur çocuğuna, ya da derisine kortizon içeren bir pomat sürüyordur. Bunların hepsi kan keton seviyesini düşürebiliyor. Bu nedenle çok ayrıntılı olarak aileyle görüşmek lazım. Hiç ummadığımız ayrıntılarda bazen biz sebebi bulabiliyoruz. Eğer hesap kitabımızda bir problem yoksa. Peki hocam, çok gelen sorulardan bir tanesi de şuydu bize. Yeni başlamış olduğumuz bir nöbet ilacında ilk 3 ay 4 ay iyi bir yanıt alıyorduk. Ardından devam eden süreçte her şey alaşağı oluyordu ve bir direnç gelişiyordu.
Peki ketojenik diyette elde edilen yüksek keton düzeylerine de ilerleyen süreçte herhangi bir direnç gelişiyor mu diye sık soru aldık. Bunu rica Evet, edeceğim. şöyle direnç gelişmiyor. Kesinlikle bunu direnç gelişmiyor. Sadece şöyle bir şey var. Arada sebebini bildiğimiz ya da bilemediğimiz, bunu da zaten eğitimlerde söylüyoruz. Hani sonradan insanların morali bozulmasın diye. Arada bildiğimiz ya da bilemediğimiz nöbet artışları olabiliyor. Arada bildiğimiz ya da bilemediğimiz nedenlerden dolayı EEG bozulmaları olabiliyor. Bu işin fıtratında var. Ben bunu gördüm. Bunları, bu dönemeçleri biz layıkıyla dönebilirsek, o zaman yine bir süre sonra nöbetler azalıyor ve epileptogenezin sınırlanması devam ediyor. Ama ailelerimiz şunu bilsinler. Sinir hücresi, siz de bilirsiniz, en geç iyileşen hücredir. Bu bir süreçtir. Biz ketojenik diyete başladığımızda iyileşme sürecini başlatırız. Hemen nöbetlerin bitmesini beklemeyiz. Çünkü hani ilaçlarda belki amacımız budur. Ama ketojenik diyette hem nöbetlerin azalmasını bekleriz zamanla, hem de epilepsi odağın, epileptogenezin sınırlanmasını bekleriz. Altta yatan sebebe bağlı olarak hem çocuğun genetiğine hem metabolizmasına dirençli epilepsiye sebep olan hastalığa bağlı olmak üzere bu epileptogenezin sınırlanması bazı hastalarda 3 yılı bulur, bazı hastalarda 7 yılı bulur, bazı hastalarda 2 yılı bulur. Bunu bilmiyoruz. Zaman ve süreç gösteriyor. Evet. Çok teşekkür ederim kıymetli bilgileriniz için. Hocam bir de şunu istiyorum. Ketojenik diyette temel amaç tam tedavi midir? Yoksa ilaçla elde edememiş olduğumuz nöbet kontrollerine tedaviye ek bir tedavi olarak mı düşünmek gerekir? İlaçlar ne kadar oranda ve ne zaman kesilmelidir? Tabii ki en yani tap amacımız bizim tam tedavidir. Ama şöyle diyelim çocuk 5 ilaç kullanıyor. Biz ketojenik diyetle bunu bir ilaca düşürebildik. Bu bile bizim için bir kârdır. Ya da nöbetleri 1 dakika sürüyor ama ketojenik diyette 5 saniye sürüyor. Nöbetin sayısının, süresinin, şiddetinin de minimuma çekilmesi de bir kazançtır. O nedenle tabii ki tam tedavi amaçlıyoruz, çok hırslıyız. Ama bunu bile yapabilirsek çok büyük kârdır. Çünkü o ilaçlar vücuttan çekildikçe, yani kesmeye başladığımız zaman o çocuğun aslında bambaşka bir çocuk olduğunu görüyoruz. Yani böyle ilaçların baskısı altındayken gözünün feri olmayan çocukların 5 ilacı kesildikten sonra altından böyle çok zeki, çok atak, ondan sonra çok keyifli bir çocuk çıktığını görüyoruz. Amacımız tüm ilaçları kesebilmek ve epileptogenezi olabildiğince sınırlamak. Peki hocam kendi serinizde tamamen ilaçları kestiğiniz ve en az bir yıl nöbetsizlik görme oranınız yüzde kaç acaba? Şöyle, eğer ailelerimiz dayanabilirse tamamen ilacını kestiğimiz bir sürü hasta var. Altta yatan sebep, mesela Lennox-Gastaut sendromu olan çocukların bile tamamen ilacı kesildi. Ondan sonra okuluna gidebiliyorlar. Ya da belki izliyordur, prematüre doğan ve intrakranial hemorajisi olan, bize geldiğinde yine 5 ilaç kullanan ve tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden kızımız, hatta bugün kontrole geldi. Belki hikayede görmüşsünüzdür eğer takip ediyorsanız. Hastalarımız takip ediyorsa, şu anda laf yetiştiremediğimiz bir çocuk oldu. Okuluna gidiyor, gayet başarılı. Annesi bugün 5 tane kitap almış, hangisini okuyayım diye. Hatta yani polisiye romanlar ve korku romanları okuyor. Yani altından o ketojenik diyet bittikten sonra nasıl çocuklar çıktığını bir görseniz, yani eminim yani siz de şey yaparsınız, bu yola gönlünüzü koyarsınız, kalbinizi koyarsınız. Ortak hastalarımız oluyor hocam zaten. Ketojenik diyete inandığımız için şu an sizi burada Evet. misafir ediyoruz. Evet. Şunu sormak istiyorum ben. Ketojenik diyeti diyelim ki hastanın nöbetsizliği sağlandı. Antiepileptik ilaçları kademeli bir şekilde stoplandı, durduruldu. Ketojenik diyeti de durduruyor musunuz yoksa belli bir süre minimum ketojenik diyetle nöbetsiz devam etmek gerekiyor mu? Evet. 1,5 yıl kadar eğer çocuk ketojenik diyetle yine etkin keton seviyesinde nöbetsiz kalıyorsa, EEG'si de normal oluyorsa, kademeli olarak ketojenik diyetini kesiyoruz, sonlandırıyoruz. Peki ketojenik diyet sonlandırıldıktan sonra relaps nöbetler açısından bilgi verebilir misiniz? Yani tekrar etme oranı ne Evet. oluyor hastalarda? Çünkü uğraştığımız hasta grubu oldukça dirençli epilepsi hasta grubu. Evet, şöyle oluyor. Relaps ben görmedim.
Ama doğru zamanda kesersek, hasta kendisi tamam ya benim çocuğum iyileşti deyip keserse o zaman farklı oluyor. Ama biz kestiysek, doğru zamanda kestiysek şöyle bir şey. Arada EEG kontrollerine geliyor. Eğer çocuk çok böyle pilava makarnaya dalmadıysa her şey yolunda gidiyor. Pilava makarnaya daldıysa ve EEG'si bozulduysa nöbeti olmasa bile biz ona kısa dönem mesela 3 aylık bir ketojenik diyet yapıyoruz. EEG'si düzeldikten sonra tamam diyoruz yani siz yine eski hayatınıza devam edebilirsiniz pilava makarnaya dalmadan. Çünkü çocuklar özlüyorlar tabii ki onları da normal karşılıyorum. Ama onları da yakından, yakından dediğim 6 ayda bir EEG kontrolüyle devam ediyoruz. Doğru zamanda kesilen hastaların relapsları olmadı şimdiye kadar çok şükür. Anladım. Şimdi hocam bu yayından dolayı ömründe ilk defa ketojenik diyet ismini duyan takipçilerimiz var. Bizim amacımız zaten bu sayfada bir farkındalık oluşturmak, epilepsi hastalarında olası alternatif tedavileri bir gündeme getirmek ve insanların ilerleyen süreçte bunları araştırması, direkt uzmanından bunu dinlemesi. Çok rica etsem kısaca ketojenik diyette mutlak hiç ağza konulmaması gereken şeylerden bahseder misiniz? Bir ön bilgi olması açısından. Mesela az önce pilav makarnadan bahsettiniz. O olayı biraz açabilir miyiz rica etsem? Tabii. Özellikle glisemik indeksi yani karbonhidrat yükü yüksek olan karbonhidratları ağza koymamak lazım. Belki ketojenik diyete hazırlanırken bile başta bunları kesen ailelerimizin birçoğunun çocukların nöbetleri azalıyor. Tabii ki yani keton yükselmediği için o kısa bir süre sürüyor. Ekmek, pilav, makarna, kek, börek, çörek, unlu ve şekerli gıdalar kısaca. Bazen ailelerin aklına gelmiyor. Şehriye, bulgur, buğday bunların hepsi ketojenik diyette ya da ketojenik diyete hazırlama aşamasında çekiliyor yani kesiliyor. Ağzımıza koymamamız gereken şeyler. Ama diyelim çocuk pizza istiyor. Un kullanarak yapamıyoruz ama badem unu kullanarak alternatifini yapabiliyoruz. Her şeyin alternatifi var. Gerçekten hani karbonhidrat çok güzel bir şey. Çocuklarımız ve hepimiz çok seviyoruz. Ama ketojenik diyette alternatifi var. Aileler korkmasınlar. Benim çocuğum pilav, makarna, patates kızartmasın. Patatesi de bu arada. Patatesin de çünkü glisemik indeksi yüksek. Bundan başka hiçbir şey yemez diyen ailelerimiz geliyor ama o çocuklarımız 1. ayın sonunda şöyle söylüyorlar. Valla taş versek taşı da yiyor diyorlar. Evet. Peki ketojenik diyet uygulama açısından hocam farklı farklı sorular geldi. Bir annemiz şunu sordu. 6 aylık çocuğum var. Bir annemiz 22 aylık hastam var dedi. Bu hastalarda yaş sınırı nedir? Hangi yaşta başlanılabilir ve maksimum hangi yaştan sonrasında ketojenik diyet uygulanmamalıdır? Böyle bir kısıtlama var mıdır? Bir kısıtlama yok. Yeni doğan döneminden itibaren tüm çocuklarda uygulanabilir. Anne sütü alanlar dahil. Ama şöyle anne sütünü emdirmiyoruz. Anne sütünü sağıp ondan ketojenik mama hazırlıyoruz. Ve Anladım. yaş sınırı yok. Yani bir kontraindikasyon olmadığı sürece hani bir kardiyoloji açısından bir problem çıkmadığı sürece ya da uygulamada bir aile problem yaşamadığı sürece ya ölene kadar uygulanabilir. Ki Peki bazı hocam. hastalıklarda uyguluyoruz yani ömür boyu uygulayabiliyoruz. Peki anne sütü alamayan, süt çocukluğu döneminde zorunlu mama kullanmak zorunda kalan hastalarda ketojenik diyete uygunluk açısından düşünceniz nedir? Ya da ketojenik diyete uygun süt çocukluğu mama sistemi mi var ya da mama ürünleri mi öneriliyor? Şimdi evet ketojenik diyete uygun bir mama var ama bu bizim zannettiğimiz gibi ılık suya 30 litre ılık suya bir ölçek karıştır onu da içir hani çocuğun nöbetleri düzelsin şeklinde değil. Bunun da yine gramajlanması lazım. Çünkü 1/4'lük bir mama çocuğu eğer hesapsız kitapsız kullanılırsa gramajlı kullanılmazsa ağır asidotik komaya sokabilecek bir mama. Mutlaka biz onu bizi takip eden şu anda izleyen ailelerimiz varsa biliyor da onu gramajlayarak kullanıyoruz ve başka sütlerle kombine ederek kullanıyoruz. Bazen keçi sütü oluyor, bazen normal bebek maması oluyor. O çocuğun ketonunu istediğimiz seviyeye yükseltecek ve o seviyede tutacak şekilde biz hepsinin gramajlamasını yapıyoruz ve izleme göre de değiştiriyoruz. Ama sakın ha onu alıp da böyle suya karıştırıp kullanmasınlar. Pekala hocam. Bir hastamız şunu sormuş. 5 yıldır ketojenik diyet almaktayız. Altta yatan epilepsi genetik kaynaklı bir epilepsi. Ortalama %20 oranda fayda gördük.
Bazı hekimler uzun süreli ketojenik diyetin vücutta kalıcı zarar verebileceğini söylüyorlar. Bu konuda hocam biz rica etsek düşüncelerinizi ve deneyiminizi aktarır Tabii. mısınız? Tabii aktarayım. Uzun süreli ketojenik diyette eğer yakından takip ediliyorsa, yani 3 ayda bir hastanın, bizim 6 ayda bir büyük kontrollerimiz, 3 ayda bir biraz daha az kan tahlili gerektiren küçük kontrollerimiz var. 6 ayda bir yine kardiyoloji görür, EEG'si çekilir. Eğer bunlarda herhangi bir problem çıkmıyorsa, yani dediğim gibi kan lipid profilinde bir problem çıkmıyorsa, böbrek taşında bir problem çıkmıyorsa, ki genelde böbrek taşı da bir kesim indikasyonu değildir. Aslında en çok bilinen ama en az, yani %3 ile 6 arası ki böbrek taşına yatkınlığı olan hastalarda görülüyor. En az görülen yan etkisi budur. Bu açıdan bir problem yaşamıyorsak uzun süreler boyunca yapılabilir. Bazı ailelerimiz de şöyle söylüyor: benim çocuğumun genetik problemi var. Bu genetik düzelmeyeceği için benim çocuğumun epilepsi de düzelmez. Hayır, son zamanlarda, son yıllarda genetik çalışmaların artmasıyla, tüm egzom analiziyle birçok hastaya, daha önce tanı koyamadığımız birçok hastaya altta yatan mutasyonlarını bularak tanı koyabiliyoruz. Biz bu çocukların genetiğini değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Ama şunu gözlemliyorum: benim bilgisayarımda belki 100 değişik çeşit mutasyonu olan hasta var. Ama hepsi ketojenik diyetle tedavi edilebiliyor. Belki bunları yazsak, hani literatür öğrenecek, ama hani zamanımız olursa tabii ki bunları yazacağız. Mutasyonu değiştiremiyoruz ama mutasyonun sebep olduğu epilepsiyi değiştirebiliyoruz. Yani epilepsiyi sınırlayabiliyoruz. O açıdan altta yatan mutasyonu var, ne yapacağız, ne edeceğiz, aman Allah'ım bu düzelir falan, mutlaka denesinler ve epilepsinin tedavi olabildiğini, ya da en azından biraz önce dediğim gibi epilepsi ilaçlarının azaltılabildiğini, nöbetinin süresinin, şiddetinin azaltılabildiğini ailelerimiz görsünler. Pekala. Hocam genetik epilepsi ile ilgili çok sık soru geldi. Özellikle şu soruluyor. İşte benim çocuğumda SCN1A ya da farklı farklı genetik mutasyonlardan bahsedildi. Genetik nedenli epilepsilerde ketojenik Evet. diyetin etkinliği genetik olmayanlarla kıyaslandığında nasıldır acaba? Öyle bir kıyaslama hiç yapmadım, ya da gözlemlerimde olmadı. Çünkü ne bileyim, tuberküloz skleroz, ki onda da genetik mutasyon var. Tuberküloz daha iyi tedavi oluyor, ya da ne bileyim TCN biraz daha zor tedavi oluyor. Öyle bir şey gözlemlemedim. Çünkü mesela intrakraniyal kanamış çocuk, erken doğmuş. O bile dediğim gibi, yani hiç ümitsiz olduğumuz vakalar bile tedavi edilebiliyor. Ama böyle bir kıyaslama yapmadım. Ama bundan sonra dikkat etmeye, bu açıdan bakmaya çalışırım. Ama genetik epilepsiler daha zor tedavi ediliyor, diğer epilepsiler daha kolay tedavi edilebiliyor diye bir gözlem olmadı, bir kıyaslamam olmadı. Şimdi şöyle, ben bu yayının sorularını hazırlarken hocam, tabii ki ben bir beyin cerrahı olarak çok hakim olmadığım bir alan. Ben biraz literatürü taradım. Tabii PubMed'den özellikle review'leri, yani derleme yazılarını biraz taradığımda maalesef ki genetik kaynaklı epilepsilerde ketojenik diyetin en iyi serilerde %45 ila 50 oranda etkili olduğundan bahsediyor. Ama şimdi biz epilepsi pilinde de zaten genetik kaynaklı olan işte VEST'dir, DRAVET'tir, Lennox-Gastaut'dur, tüberosiklerozdur. Her ne kadar literatür, eski dönem literatürler etkin sonuçlar yoktur bunlarda dese de güncel yayınlara baktığımızda aslında sonuçlar bununla çok paralel değil. O sebeple dediğinize katılıyorum. Hastanın genetik bir yatkınlığının ya da genetik kaynaklı sorunun olması bu tedavilerden kesinlikle fayda görmeyecek anlamına gelmemek. Her hasta kendi içinde farklı. Çok teşekkür ederim bu aydınlatma için. Şöyle bir soru var hocam. Denilir ki ketojenik diyetin %100 etkisi altında diyebilmemiz için ortalama ne kadarlık bir süre geçmesi gerekir? Anlayamadım soruyu. Ketojenik diyetin tam olarak etki edeceği süreyi nasıl belirleriz derler. %100 etkisi altındayız biz artık diyebilmemiz için. Yani anladığım kadarıyla etkin terapötik sınırdaki keton düzeyi ortalama hastalarda ne kadar sürede elde edilir? Bunu soruyorlar anladığım kadarıyla. Ketonlar yükselir yükselmez etki etmeye başlıyor. Ama dediğim gibi ilk bir ay biz eğer alıştırma dozunda yapıyorsak, ben ailelere de söylüyorum, yani nöbetlerin üzerinde bir etkinlik olmasını beklemeyin diyorum. Ama biz etkin doza çıktıysak,
hemen etki etmeye başlıyor. Fakat ketojenik diyette şöyle bir şey de var. Aynen kortizon uyguladığımız hastalarda olduğu gibi ilk anda, yani tedaviye başladığımız ilk anda kan ketonu yükselirken ya da ne bileyim kortizon tedavisine başladığımızda nöbetler artabilir. Sebebini bilmiyoruz. Bunun da sebebini bilmiyoruz. Ama nöbetler artabiliyor. Bu dönemi atlattıktan sonra etkinlik başlıyor. O yüzden zaten konsensusta ilk 3,5 ay da mutlaka etkinliği başlar diyor. İlk 3,5 ayda. Evet. Ama şöyle ilk 1 ayı alıştırma dozu sayarsak 4,5 ay demek lazım. Anladım. Anladım hocam. Pekala. Bir hastamız şunu sormuş. 3 yıldır ketojenik diyet tedavisi alıyoruz. Etkin bir yanıt alamadık. Artık tedaviyi kesmeli miyiz? Yoksa etki oluşması için bir dönem daha minimum şu kadar süre bu tedaviyi almak zorundayız diyebilir mi? Diye sormuşlar. Şimdi her hastayı kendi içinde değerlendirmek lazım. Neden etki alamadı? Kan keton seviyesi mi düşük? EEG'si mi bozuk? Çok ayrıntılı görüşerek bu tedavi, pardon, bu soruya cevap vermek lazım. Dediğim gibi ketojenik diyette başarı ayrıntıda gizlidir. O yüzden bizim hasta görüşmelerimiz mutlaka bir saat olur. Bazen geçer. Çünkü bazen hiç olmadık bir yerde yakalıyorum neden tedavinin aksadığını ya da neden yolunda gitmeyen bir şey olduğunu. O nedenle ayrıntılı görüşme yapmadan aile bir yanıt vermek. Çünkü bu kişiye özel bir tedavidir. Bir aksama olursa o da kişiye özeldir. Onu ayrıntılı görüşme yaparak değerlendirmek lazım. Pekala. Sık gelen sorulardan biri de şu hocam. Mesela bir hastamız şöyle demiş. Yutma fonksiyonları çocuğumun yeterli değil. Damarda ketojenik diyet verilebilir mi? Bir hastamız demiş ki benim çocuğumun PEG'i var, direkt PEG'den uygulanabiliyor mu? Bir hastamız da az önce soruda gördüm. Nazogastrik sondayla besleniyor. Bunlarda direkt mideye bu gıdayı ya da bu tedaviyi vermek etkinliği düşürür mü gibi. Bu konudaki yani ağız yolunun dışında başka bir yöntemler var mıdır keton düzeylerini yükseltmek için? Evet. Şimdi damardan vermek, o bizim yoğun bakımda yatan hastalarımızda eğer PEG'den ya da nazogastrikten bunu veremeyecek durumdaysak o zaman damardan verebiliyoruz. Ama bu da hani kanıtlanmış ve çok net böyle konsensüsü oluşmuş bir şey değil. Yani deneme aşamasında birkaç yayın var. O yüzden deneniyor sadece. Bu süreklilik gerektirdiği için yani çocuğa ne kadar süre damardan verebiliriz? Aylarca, yıllarca damar yolu açık mı kalacak? Damardan mı vereceğiz? Yani bu daha önce hiç gündeme gelmiş bir şey değil. Zaten pek de yani uygun bir şey değil. İkincisi, nazogastrikten verebilir miyiz? Şimdi nazogastrikten de acil durumlarda başlıyoruz. Uzun süreli nazogastrikten vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü biz mesela PEG'den verebiliriz. Biraz kalınca yani takılmış inç, 16 inç ve üzeri PEG'lerden biz çok rahat yemekleri gönderebiliyoruz blender edip. Çünkü biz sadece endüstriyel mamalarla beslemek istemiyoruz. Sadece süt ve endüstriyel mama alsın, nazogastrikten gitsin. Çünkü oradan çok fazla istediğimiz şeyi gönderemiyoruz. Süt gönderebiliyoruz. Çok ince bir domates çorbası gönderebiliyoruz. Zeytinyağı eklenmiş. Nazogastrikten istediğimiz şeyleri göndeririz için ve uzun sürede zaten uzun süre nazogastrin kalması doğru bir şey değil. Eğer nazogastrik kalacaksa biz PEG açılmasını öneriyoruz. PEG açılınca ve dediğim gibi 16 inç ve üzeri PEG'lerden biz istediğimiz yemekleri, istediğimiz doğal gıdaları, zeytinyağını gönderebiliyoruz. O yüzden biz PEG açılmasını tercih ediyoruz. Ama ailelerimiz nedense PEG açtırmaktan biraz imtina ediyorlar. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. PEG açıldıktan sonra biz çocuklara ağızdan da eğer yutabiliyorsa 1 gram, 2 gram, 5 gram yani çocuğun durumuna göre yani ağızdan yutma fonksiyonlarını kaybedecek artık tamamen mideden beslenecek durumu yok. Ağızdan da verebiliyoruz. Hatta bir süre sonra ağızdan tekrar yutmasını kazandıktan sonra peki kapattığımız hastalar oluyor. O nedenle bu 3 tablo içinde en güvenlisi PEG'den beslemek. Ve her çocuğa yani PEG açılabilir, hepimize PEG açılabilir. Bir kontraindikasyon yok. Hatta bazen PEG açılırken reflü ameliyatı da eklenebiliyor. Böyle güvenli bir yola girdikten sonra ketojenik diyeti. Çünkü dediğim gibi uzun süreli bir tedavi. Bir günlük, iki günlük, bir anlık, beş günlük değil. Uzun süreli bir tedavi olduğu için ben PEG'den vermeyi her zaman tercih ediyorum. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Hocam
Bir konuda kilo kaybı. Şöyle denilmiş. 27 yaşındayım. 12 yaşındayken trafik kazası geçirdim. Ağır kafa travması tarif etmiş. Ve sonrasında travma sonrası epilepsi ortaya çıktı. Ve son 1,5 yıldır ketojenik diyet uyguluyoruz. 86 kilogramdan 53 kilograma kadar düştüm ve bu süreçte artık zafiyet noktasına geldiğim söylendi. Hem ailem tarafından hem de takibimi yapan hekim tarafından tedavinin kesilmesine karar kılındı. Bir sonraki aşamada ne önerirdiniz? Siz olsaydınız demişler. Hastanın istediği kiloya eriştirebilecek kalori eklenmesini tercih ederdim. Ama bunu da yani benim takip ettiğim hastalarım çok iyi bilir. Hızlı kilo artışını biz istemiyoruz. Çünkü hızlı kilo artışıyla beraber ERG bozulmaları, bu da literatürde yazmaz, tamamen 10 yıllık kişisel gözlemim. Hızlı kilo artışıyla beraber hem ERG bozulmaları hem de nöbet artışı gözlemleyebiliyoruz. Benim tercihim şu olurdu. Bu hastamıza, bu danışanımıza yavaş yavaş kilo aldırabiliriz. Burada vereceğimiz kalori tamamen bizim elimizin içinde. Diyelim bu ay 100 kalori ekledik. Bir sonraki ay bir 100 kalori daha. Bir sonraki ay bir 100 kalori daha. Hastanın kilo takibine göre hastaya hızlı bir şekilde kilo aldırmayacak şekilde yavaş yavaş kilo aldırabiliriz. Kilo kaybı da şöyle, onu da ekleyeyim. Biz normal ideal body besindesinde olan çocukları ya da insanları zayıflatmıyoruz. Baştan söylüyorum, sizin çocuğunuzu zayıflatacağız diye. Body mass indeksi yüksek olan, obezite sınırına dayanmış olan, kilo olan çocukları ya da insanları zayıflatıyoruz. Hocam şimdi sizin bir hastanız yazmış oraya. Dirençli epilepsi hastasıydık. 5 yıllık ketojenik diyet aldık. Gayet iyi gidiyordu. Ketojenik diyet kesildi. Kesildikten sonra tekrar nöbetlerimiz başladı. Nasıl bir süreç izlememiz lazım der hastamız. Değerlendirmek lazım. Yani neden nöbetler başladı? Nasıl beslendi? Nasıl gitti? Araya giren yine bazı durumlar mı oldu? Yani bu tamamen kişisel bazda. Tekrar nöbetler başladıktan sonra ben gördüm mü, görmedim mi? Ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Eğer görmediysem başvursunlar, değerlendirelim. Neden olabilir? Onu bir anlamaya çalışalım. Ama benimle iletişim halinde kalan insanlarda herhangi bir nöbet açısından relaps olmadı. Bakın EEG bozulması oldu ama relaps yani nöbet olmadı. Tamam hocam. Hocam bir diğer hastamız şunu sormuş. 6 yaşında bir çocuğum var. Absans epilepsi tanısı var. Dirençli bir durumdayız. Ketojenik diyet önerildi. Ancak böbrek genişlemesi ve idrar yollarında darlık olduğu da söylendi. Bu aşamada ketojenik diyet mevcut sorunlarımızı daha kötü yönde etkiler mi? Yoksa böbrek genişlemesi ve idrar yollarında darlık olması ketojenik diyet almamıza engel durumlar değiller mi? Hayır, kontraindikasyon değil, rahatlıkla başlayabilirler. Açılabilir. Pekala. 14 yaşında bir dirençli epilepsi hastamız var. 13 yıldır tanısı olan bir hasta. Hastada ketojenik diyet etkili olur mu? Hastam 5 yaşındayken ketojenik diyet başlanmıştı. Ancak çok zorlandık ve çocuğumda davranış bozuklukları başta olmak üzere ağır psikolojik sorunlar yaşadık ve o süreçte kesmek zorunda kaldık. Acaba bu çocukluk çağı ile ilgili bir durum muydu? Şu an ergenliğe yaklaşan çocuğumda yeniden ketojenik diyet denersem aynı sorunları yaşar mıyım diye sormuşlar. Evet, aynı sorunlar olabilir. Özellikle ergenlik çağında. Bunu çocuğa iyi anlatabilmek lazım. Doğru sosyal düzenlemeleri yapmak lazım. Eğer çocuk diyelim o gece ıspanak yiyor ama siz onun gözünün önünde onun salata bile olsa canı çeker çünkü çocuğun. Tüketiyorsanız tabii ki o çocuğun ketojenik diyeti yapması zorlaşır. Ya da misafiriniz geldi, onlara poğaçalar, börekler ikram ediyorsunuz ama sen yemeyeceksin derseniz tabii ki davranış bozukluğu olur. Biz ailelerimize özellikle söylüyoruz. Lütfen o akşam çocuk ne yiyorsa siz de aynı şeyi yiyin. Ya da farklı bir şey yiyecekseniz lütfen çocuğun gözünün önünde yemeyin. Çocuk uyuduktan sonra yiyin. Buna inanın. 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında kardeşler bile uyum sağlıyor. Bir şey yiyecekse gidip balkonda yiyor ya da koltuğun arkasına saklanıp yiyor. Sadece abim, ablam aman görmesin, canı çekmesin diye. Eğer doğru sosyal düzenlemeleri yaparsanız sadece aile içinde değil, komşulara, akrabalara, anneannelere, dedelere özellikle söylemek lazım. Çünkü bizim uzun uzun
eğitim vermemizin sebebi bu. İyice ailelerimiz bunun ne olduğunu anlasınlar, etrafa da o şekilde anlatabilsinler diye. Bazen bir dilim elmadan ne çıkar kızım deyip çocuğun nöbetini tetikleyebiliyorlar ya da verip hani diyeti dışında, gramajı dışında bir şey verip evet o anda ani keton düşmesi çocuğa yaşatabiliyorlar. Tabii ki iyi niyetli olarak ama bu tedavi iyice anlatabilmek lazım. Yakınlarınız, dostlarınız, akrabalarınız çocuğa bir şey verecekse sadece su versinler. Lütfen kimse sizin bilginiz dışında çocuğa yiyecek bir şey vermesin ve onun gözünün önünde bir şey yemesin diyoruz. Evet. Böyle olursa, doğru sosyal düzenlemeler yapılırsa okey. Bir de hani okulda tabii çocuğun kaçak yapmaması sağlanması lazım eğer okula giden bir çocuksa. Eğer o gün diğer arkadaşlarına önceden çünkü belli oluyor biliyorsunuz bir ay boyunca ya da bir hafta boyunca özel okul, devlet okulu bilmiyorum ama listelerin belli olduğunu biliyorum. Ona göre o gün pırasa çıkacaksa siz de çocuğa koyun pırasa, öğretmenine şey yapın tembihleyin yedirsin ya da kendisi yesin. Çocuğu da iyi tembihlemek lazım. Bazen birçoğumuzun dışında bu çocuklar çok iradeli, bizden çok daha iradeli olabiliyorlar. Sadece doğru anlatabilmek lazım çocuklara. Evet, hocam. Hocam şimdi zaten bir sorumuzda bunun kısmen cevabını vermiştiniz. Şöyle bir soru geldi bize. Der ki soru, ketojenik diyetten en fazla fayda gören epilepsi hastaları hangi epilepsi hastalarıdır diye soru geldi. Aslında erken tedaviye başlanan ve ileri yaşlı olmayan, hastalık süresi uzun olmayan diye o iki şıkkı söylemiştiniz. Bunun dışında ya şu hastalar en iyi faydayı gören hasta grubudur diyeceğiniz hastalar hangileridir? En iyi faydadan kasıt yani %100 nöbet kontrolü mü? Yani %100 olmasa bile hayat kalitesini gerçekten arttıran, ilaç sayılarının etkin bir şekilde düşürülmesinde kolaylıkla sağlanabilen hasta grupları. GLUT1 hastalığı. Çünkü biliyorsunuz GLUT1 hastalığının kesin tedavisi ketojenik diyettir. GLUT1 hastalarında mesela bu da gözlem, literatürde yazmaz. Çok fazla ketonu yükseltmeye gerek yok. Daha düşük keton seviyelerinde de biz nöbetleri kontrol altına alabiliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Daha düşük yağlılık oranlarında GLUT1 hastaları daha yüksek keton üretebiliyorlar. Bu da ilginç. Nedenini bilmiyorum ama bu benim gözlemim. O yüzden benim asistanlarım da bilir. Eğer GLUT1 hastasıysa daha düşük yağlılık oranından biz başlarız. Çünkü çok yüksek oranları çıkmaya gerek kalmaz. Genelde en kısa zamanda kontrol altına alabildiğimiz hastalardı. Tabii onun da uzun süre yani çocuk 12 yaşında geldi, sekeller oluştu. O zaman işimiz biraz daha zor. Ama daha erken tanı konmuş bir hastada işimiz çok daha kolay. Genelde 6 ayda bir görüyorum ben GLUT1 hastalarımızı. Evet. Şöyle bir soru aslında kısmen biraz cevapladınız hocam. Bu hastamız ama ısrarla 3 defa bu mesajı attığı için onu kırmayacağım. Aynı anda 5 ya da 6 çeşit nöbet ilacı kullandığımız dönemler oluyor. Ketojenik diyet ardından ne zaman ilaç azaltımına gidilir? Araştırma aşamasındayız. Gördüğümüz ve Facebook gruplarından okuduğumuz kadarıyla hastaların çok aşırı zayıfladığı ve bu nedenle de bazı ailelerin tedaviyi sonlandırdığını okuyoruz. Bu durum ne kadar doğru? İşte bu sorunun cevabı aslında hocam biz bu yayını neden yapıyoruz? Ömründe ketojenik diyet almamış ya da hiçbir şekilde bu konuda herhangi bir deneyimi olmayan birilerinin çıkıp Facebook gruplarında ya da farklı sosyal medyada yani amiyane tabirle hani ağzı olan konuşuyorun olduğu bir mecrada aslında biz bu sayfayı oluşturduk. Bundan dolayı da direkt uzmanından bu sorunun cevabını almak istiyoruz. Şimdi şöyle, dediğim gibi kilosu olan çocukları zayıflatıyoruz. Ama bu akrabaların, anneannelerin, dedelerin hoşuna gitmiyor. Ya da hep alışmışız ya yani biraz daha derli toplu çocuklara. Aslında çocuğun ideal body mass indeksine kavuşturmuşuz. Ama o çocuğu öyle görmeye alışmadığı için akrabalarımız ay çocuğun ne kadar kilo kaybetmiş, ay bu yaşta çocuğa diyet mi yapılır falan filan diye annenin moralini bozuyorlar. Annenin gardını düşürüyorlar. Hadi anne direniyor, laf anlatmaya çalışıyor, direniyor, direniyor, direniyor. Halbuki bizim derdimiz nöbetleri kontrol altına almak. Yani çocuğun görünümü ikinci planda ya da boy uzaması. Zaten ha onu da söyleyeyim. Ketojenik diyet alan çocuklar akranlarına göre biraz daha kısa boylu oluyorlar diyet süresince.
Ama sonradan akranlarına yakalıyorlar. Keşke bazı hani fotoğraflar ya da ne bileyim katılabilseler canlı yayına da gör. Yani diyetini sonlandırdığımız çocuklar akranlarını yavaş yavaş yakalıyorlar. Bunu özellikle söylüyorum çünkü boy uzamasına takılan aileler de var. Boy uzamasına, çocuğun zayıflamasına takılmayın. Biz çocuğunuzu epilepsiden kurtarmaya çalışıyoruz. İlaçlardan kurtarmaya çalışıyoruz. Normal bir hayata kavuşsun istiyoruz. Yani derdimiz bu. O yüzden buna takılmamak lazım. Bu yüzden ketojenik diyeti bırakmamak lazım. Diğer ikinci soru ilaç kesme. Şimdi biz genelde ilk ilaca dokunduğumuz ay 6. aydır. 6. ayda eğer çocuğun nöbetleri %80-90 oranında azaldıysa ve elektrofizyolojik düzelmeyi de biz gördüysek, EEG'de izin veriyorsa, jenerize deşarjlar azaldıysa o zaman biz ilk ilacına dokunmaya başlıyoruz. Hangisinden en az fayda gördü, hangisinden en çok zarar gördü? İlk o ilacı biz kesmeye başlıyoruz. Kesim aşamamız da biraz bizim farklı. Çok yavaş kesiyoruz. 5 ayda kesiyoruz. Çünkü yani bu da benim tercihim. Çünkü dirençli epilepsi hastalarında çat diye 1 bölü 4'ün çat diye 1 bölü 2'sini koparmamak lazım. Aniden rebound nöbetler gelişebiliyor. Biz ne yapıyoruz? Törpüleyerek, çok yavaş zamana yayarak törpüleyerek kesiyoruz. Bu şekilde ilaç yani vücut kendinden ilacın çekildiğini anlamıyor. Yani bu şekilde anlatıyorum ben ailelere. Genelde uzun süre yayarak kestiğimiz ilaçlarda hiç rebound nöbetler görmüyoruz. Bunu da söyleyeyim. Ama 6. aydan itibaren başlıyoruz. Eğer EEG ve çocuğun klinik durumu müsaitse. Peki. Hocam bir annemiz şunu sormuş. Ketojenik diyet tedavisi öncesinde herhangi bir metabolik test ya da metabolik bozukluk olup olmadığı inceleniyor mu diye Tabii. sormuş. Evet, inceliyoruz çünkü ketojenik diyete kontrendike olan bazı metabolik hastalıklar var. Biz hiçbir zaman 10 yıldır hiçbir zaman metabolizma onayı almadan ketojenik diyete başlamadık. Mutlaka metabolizma konsültasyonu yaptırıyoruz. Metabolizmacılar ya hani o anda evet yani hastanın geçmiş tetkiklerine bakarak, ailenin anlattıklarına bakarak tamam diyorlar. Siz ketojenik diyet alabilirsiniz. Bir yazı yazıp bize gönderiyorlar. Ya da diyorlar ki siz şu tahlilleri yaptırın. Yani üniversitede alalım, tahlillerinizi yapalım. Bir ay sonra kontrole gelin. Tahlilleriniz çıktıktan sonra e-mail yoluyla da onay verebiliyorlar. Bu arada her zaman tekrar metabolizmaya gitmeye gerek kalmıyor. Çünkü e-mail yazışması da üniversitenin çok iyi. E-mail ile de eğer tahlil sonuçlarınızı gönderirseniz onların istediği tahlil sonuçlarını evet siz diyete başlayabilirsiniz diyorlar. Ondan sonra biz alıştırma dozundan başladığımız diyeti artırabiliyoruz. Yani etkin doza çıkabiliyoruz. Mutlaka ve mutlaka metabolizma onayı alıyoruz. Pekala. Hocam hastalarımızın gerçekten çok böyle üst düzey soruları var. Bir hastamız şunu sormuş. Demiş ki çocuğumda ketoliz defekti varmış. Bize bu nedenle ketolik diyet uygulanması önerilmedi ve mutlak bir şekilde uygulanamaz denildi. Bu durumda alternatif bir tedavi yöntemi var mıdır der. Evet, ketoliz defeklerinde biz de şey yapmıyoruz, uygulayamıyoruz maalesef. Başka dirençli epilepsi tedavisi yöntemlerine başvurulabilir. Bilmiyorum, epilepsi cerrahisi olabilir, pil olabilir. Hani ketojenik diyeti biz de uygulamıyoruz bu indikasyonda. Hocam bir hastamız şunu sorar. Çünkü Kızım da amacımız doktor bey siz de biliyorsunuz, önce zarar verme. tabii ki, tabii ki. Evet. Şimdi şöyle, bir hastamızda DNM1 gen mutasyonu ve West sendromu var. Ketonlarımız bir türlü yükselmiyor. Acaba ne yapmamız lazım demiş. Aslında bunun cevabını vermiştiniz. Büyük ihtimalle bir Sizden yerde başta değerlendirmek lazım. Yani en az yarım saat 45 dakika. Yani bir saat ya da bir saati aşıyor çoğu zaman da en az yarım saat 45 dakika. Hele de tanımadığım bir hastaysa daha önceden ketojenik diyeti yapılıyorsa yani bir yerde hata varsa belki hesap kitapta bir hata vardır. Belki ailenin uygulamasında bir hata vardır. Ketonlar yükselmiyorsa mutlaka bir yerde bir hata vardır. Onun için ayrıntılı değerlendirmek gerekir. bir hastamız şunu sormuş. Ketojenik diyet ardından kilo kaybı aslında benim için güzel olmuştu. Ancak kolesterol yüksekliği gelişti. Nöbetler üzerinde bir yılın sonunda ortalama %20 azalma gördük. Safra kesesi kaç gelişti? Bu durumun ortalama görülme oranı nedir? Ortalama kaç hastada safra kesesinde taş görülür kolesterol yüksekliğine bağlı? Çok nadir safra kesesinde taş görüyoruz. Benim yani 10 yıllık
Bu Haziran'da 10 yıl oldu. Binlerce hasta takip ettim. Yani sanırım 2 ya da 3. O da daha büyüyecek hastalarda. Yani ufak hastalarda değil. Mesela 14-15 yaşındaki hastalarda gördük. Ama hiçbir zaman kesmedik. Gaz sucular Irsa Falk verdi. Yani ketojenik diyeti kesme indikasyonu değil. Bir ikincisi, kolesterol yüksekliği de ketojenik diyeti kesme indikasyonu değil. Biz zaten hani 250'ler, 300'ler görebiliyoruz. Bunlar bizi korkutmuyor. Hatta 500'ler de görebiliyoruz. Aileyi sadece akut pankreatit açısından bilgilendiriyoruz. Çocukta anormal bir ağlama, ondan sonra bir karın ağrısı eğer kendini ifade edebiliyorsa mutlaka acile başvurun. Batın ultrasonu, amilaz lipaz yaptırın. Akut pankreatit açısından riskli olabilir bu seviyeler. Onu bilgilendiriyoruz. Menüsünde düzenlemeler yapabiliyoruz. Yani bunların hiçbiri ketojenik diyeti kesme indikasyonu değil. Yönetilebiliyor yani. Evet. 27 yaşındaki bir hastamız bize yazmış. Demiş ki 27 yaşındayım. Ketojenik diyet başlandı dirençli epilepsiden dolayı. Ancak çok ciddi anlamda adet düzensizliklerim tetiklendi. Nöbetlerimi de dolaylı olarak tetiklemeye başladı. Yaklaşık 4 aydır ketojenik diyet almaya başlamıştım. Doktorum mecburen tedavimi sonlandırmayı önerdi. Sizin bu konuda farklı bir öneriniz olur muydu derler. Adet düzensizlikleri yaşadığı zaman nöbetleri tetiklenmiş mi? Şöyle yazmış hocam, o detayı vermemiş. Ketojenik diyet başlandı ancak adet düzensizliklerimi tetikledi. Ve bunun ardından nöbetlerim arttı. Şimdi şöyle, adet düzensizliği de bir kesme indikasyonu değil. Ama adet düzensizliği yaşayıp da nöbetleri arttıysa, etkin keton seviyesi tutturulamadıysa, o zaman yeniden oturup düşünüp değerlendirmek gerekir. Ama erişkin olup bu tedaviye tutunup çok fayda gören hastamız var. Adet düzensizliği kesme indikasyonu değil. Onu söylemek istiyorum. Ama Peki. nöbetleri tetiklendiyse o zaman bir değerlendirmek lazım. Keton seviyesi kaç? Nasıl uygulanıyor? Bir yerde bir yanlış mı var? Çünkü 4,5 ay, 4 ay kesmek için çok erken. Dediğim gibi şunu dinleyenler unutmasınlar. Ketojenik diyette kaldığınız sürece göreceğiniz faydalar artar. Evet. Tedavinin süresi uzadıkça etkinliğimiz de artıyor. Evet. Pekala, şöyle bir durum var hocam. Bu aslında bizim karşılıklı birbirimizi ilgilendiren bir konu. Şimdi Evet. tabii sizin gerçekten saygı duyduğum, etkinliğinin güvendiğimiz bir tedavi ama ben hep olayın dirençli epilepsi kısmında olduğum için benim karşıma hep fayda görmeyen hastalar geliyor. Kombine tedavi denilen bir tedavi var şu an gündemde. Bilmiyorum hiç yakın zamanda yayınlara baktınız mı ya da gözünüze ilişti mi? İlaca dirençli epilepsilerde ketojenik diyetle epilepsi pilinin kombine uygulanımı ile ilgili bir yayın çıktı. Çok yakın bir zamanda 2021'de epilepsi yapıları dergisinde çıktı. Der ki yayın, hastada ketojenik diyetle beraberinde epilepsi pili uygulanırsa bu hastalardaki nöbet üzerindeki kontrollerimiz normal hastalardan %25 daha etkili olmaktadır. Ancak benim yanıma gelen hasta şu şekilde geliyor. Biz işte onlarca ilaç kullandık, her şeyi denedik, ketojenik diyet de uyguladık ama fayda görmeyince kestik, bir de pil taktırmaya geldik. Aslında bu hastalarda ketojenik diyeti çok da kesmeden VNS cerrahi yapmanın çok çok daha etkin bir sonuç ortaya koyacağını ben de zaten bu programa hazırlanırken okudum. Bu yönde de bir bilgi var. Bunu da hastalarla paylaşmak gerekiyor. Evet, Hocam, kesinlikle katılıyorum. Kombine tedaviler her zaman yani tekli tedavilerden çok daha iyi yanıt veriyor. evet, evet hocam. Hocam sorularımız tamamlandı. Genel anlamda bayağı aydınlatıcı oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizin son olarak epilepsi hastaları ve ketojenik diyet ve diğer tedavi seçenekleri açısından kısaca özetlemek isterseniz son cümleleriniz ne olur? Sondan başlayayım. Kesinlikle kombine tedaviler olması lazım. Çünkü ketojenik diyetinde bazen gücünün yetmediği zamanlar biz kombine tedavilere başvurabiliyoruz. Kombine tedaviden kastettiğim sinakten tedavisi. İkisinin de tek başına verdiği etkiden çok daha fazla etki veriyor. Epilepsi piliyle yani VNS'le de çok daha iyi yanıtlar alacağımıza eminim. Bir ikincisi biliyorum hani ketojenik diyete başlamaya gelen dirençli epilepsi aileleri çok uzun yıllar
umutları tükenmiş, ondan sonra her yeni ilaca başlayıp umutlanıp ondan sonra umutları çökmüş, devamlı umutlarını kaybetmiş, yıllarca sabretmiş aileler. Gerçekten çocuğunu nöbet geçirirken görmek çok zordur. Hele de bir tedavi açısından umutlandığın zaman, mesela yeni bir ilaç başlıyorsun, etki etmiyor. Bir sonrakine geçiyorsun, dozunu artırıyorsun, azaltıyorsun falan. Yorulmuş aileler geliyorlar bize. Ama bu tedavide sabır gerekiyor. Gerçekten sabır, inanmak ve teslim olmak, bir de yakın iletişim. Eğer bunlar olmazsa ketojenik diyet başarılı olmuyor. Bunu bir artık hayat biçimi olarak benimsemek lazım ve sabretmek lazım. Umudunuzu kaybetmeyin. Yani ketojenik diyete başlayın, doğru bir şekilde ketojenik diyetinizi, yani temiz bir sayfa açın. Ama 3 ayda, 5 ayda lütfen farklı sebepler, endikasyonu olmayan sebeplerden ketojenik diyetinizi kesmeyin. Ya da ketojenik diyette dönemeyeceğiniz bir viraj gördüğünüz zaman, eğer o virajı dönme manipülasyonları yoksa, yani dönemiyorsanız, lütfen ketojenik diyeti yani kesmekte hemen şey aramayın. Yani çıkışı orada bulmayın. Orada mutlaka aksayan bir şey var. Araya giren bir şey var. Bildiğimiz bir o zor virajlar her hastada oluyor. Orayı dönebilmek lazım. Yani şey değil. Yani çözüm ketojenik diyeti kesmek değil. Onu Evet. söylemek istedim. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız doktor hanım Ben de bizlerle. teşekkür ediyorum. Hem size gecenin bu saatinde zaman ayırdınız hem de hastalarımıza katılımından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bu yayınımızı zaten katılamayan ya da uygun olamayanlar için ya da tekrarını izlemek isteyenler için YouTube kanalımıza da atacağız. Oradan da paylaşacağız. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Selamlar İzmir'e. Çok sağ olun. Benden de çok selamlar. Herkese teşekkür ediyorum katılımları için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.